Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cumamız mübarek olsun inşallah. Öldükten sonra dirilmeye ait bir 15-20 dakikamız var değil mi? 20 dakika, 15 dakika. İnsanı değerli kılan bulunduğu yer değil, gidecek olduğu yere göredir. İnsanı değerli kılan bulunduğu zamana, mekana veya kazanmış olduğu vasıf ve sıfatlara ait değil. Mesela erkek, kadın, zengin, fakir fark etmiyor. Dünyada mıyız? Dünyadayız. İnsanı değerli kılan burada bulunma konumun değil, gidecek olduğun yere göre insan değer alıyor. Yani sonunda toprak olacaksan, insan sonunda toprak olacaksa, buranın nasıl geçtiği, nasıl olduğunun da pek kıymeti yok. Eğer sonunda toprağa dönülecekse, ki böyle değil, böyle değil, toprağa bedeni bırakıyorsun. Kirlenen çamaşırları çamaşır sepetine atıldığı gibi, odamızda şu anda bulunan çamaşırlarımız katlı, dolapta, çekmecede bulunuyor, karanlık yerde bulunuyor. Onlar bize sıkıntı vermediği gibi inşallah mümin olarak ölen insanın cesedi de kabre girmesiyle insana sıkıntı ruhuna vermeyecek. Demek ki eğer sonunda toprak olacaksak dünyada ne konumda olursan ol hiçbir değeri yok. Bir böyle bak. Ama insanın ruhuyla insan olduğuna göre gittiği, gidecek olduğu yere göre insanın değeri alıyor. Değeri ona göre geliyor. İnsanın taşımış olduğu akla, kalbinde beslemiş olduğu istidatlar var. Ruhunun arzularına baktığın zaman insan, bu dünya insana dar geliyor. Sığmıyor insan dünyaya. Onun için saldırıyor. Sağa sola saldırmasının sebebi insanın fıtratı buraya uygun değil. Sığra ot versen, su versen yetinirken insan öyle değil. Güneş sistemini versen yine helmin vezit der. Yok mu daha? Anne karnındaki çocuğun organları dünyayı gösterdiği gibi insanın fıtratı, yaratılışı, arzu ve istekleri de ahireti gösteriyor. Anne karnındaki çocuğa desen ki bu göz niye takıldı, niye kulak var, niye ayak takıldı? Anne karnındaki çocuğun oraya göre ayağın hiçbir anlamı yok. Hiçbir mantığı da yok. Ne değeri var? Yani orada top oynamayacak ki. Koşmayacak ki niye ayak var? Orada manzara yok. Niye göz var? Orada ses yok. Niye kulak var? Ha bu gösteriyor ki bu burası da burası için yapılmıyor. Gidecek olduğu aleme göre donatılıyor. Ona göre cihazlanıyor. Gözün verilmesiyle renkler ve şekiller alemine gideceğini, kulağın verilmesiyle de sesler alemine aday olduğunu. Bu maddi organları böyle. Manevi ise, ruh yapısı ise daha öteleri gösteriyor. Bir bakıyorsun ki anne karnında işe yaramayan organlar dünyaya geliyor yürümeye başlıyor İbrahim değil mi? Kulağı işitmeye başlıyor, gözü görmeye başlıyor, midesi çalışıyor. Oysa anne karnında su içinde çocuk, su. Ama akciğeri var. Bu organ oraya göre değil, suyun içinde. Doğduğu zaman zaten poposuna vurup ağlatıyorlar Muzaffer ki. Öyle ağlasın ciğeri açılsın diye ilk. Suyun içerisinde ama ciğer takılmış. Demek ki bu çocuk hava alemine gidecek. Onun için ciğer takılmış. Bu örnekte şunu kastediyorum. Anne karnındaki çocuğun organları orası için değil, gidecek olduğu alem için verildiğini gösterdiği gibi İnsanın aklı, insanın kalbi ve ruhu burayı göstermiyor. Ne istiyorsan baki istiyorsun, ebed istiyorsun, ölmek istemiyorsun. Bir anda her yerde olmak istiyorsun. Hiçbir dert, keder, tasa istemiyorsun. Bak bakalım istediklerin hiçbirisi dünyada yok. Hiçbir tanesi. Ne istiyorsan eline geçtiğin zaman bakıyorsun hakikaten bu isteme şekline, hissiyatıma, fikriyatıma hiç değmiyor. Çünkü yetinemiyor insan, tatmin olmuyor. İnsanın yapısı, ruhu gösteriyor ki burası için değil.
Evet, maalesef. Şimdi dünyada şu anda 8 milyar insan var. 8 milyar. Bak beraber konuşalım. 8 milyar insanın aklı var. Şimdi bir de 8 milyar insan 8 milyar insanın aklını yapan bir akıl ustası var. Allah. 8 milyar. Bak şimdi. Bunların içinde bir tane sensin. 8 milyar insanın aklını yapan aklı kül. Böyle bir akıl. Bu akılları toprağa sokup diriltmemek üzere çürütürse bu aklı kül akılsızlık etmiş olmaz mı? Mesela hiçbirimiz aldığımız bir arabayı, aldığımız yeni elbiseyi, aldığımız maaşı şu 200 lira nasıl yanıyor diye kimse yakar mı? Parayı yakan olur mu? Olmaz değil mi abi? Yani ben 200 liranın nasıl yandığını görmedim diyen adam, tutuşturan adam zaten Bakırköylü, buralı değil. Peki sen malını yakmazken, telef etmezsen, bu özelliği sana takan zat, malını telef etme, israf etme, yakma, yırtma diye bu özelliği, donanımı sana veren Allah, biz de onun eşyasıyız, onun mülküyüz, bizi telef eder mi? Ben nasıl ki kazanımlarımı, eserimi yakıp yıkmıyorum. Hatta derler ya bizim bu memleketlerde. Kendi malıysa diyor, alamazsınız o toprağın malı. Babasının malını satıyorsa gidin alın diyor, kolayca alırsın. Çünkü değerini bilmez. Şimdi ben malımı harap etmezsem, israf etmezsem, bana bu özelliği aklı veren Allah, bizi toprağa sokarak aklımızı çürütüp başka aleme diriltmemekle israflık yapar mı? Bu ise 8 milyar insanın aklını çürütüp yok ederek akılsızlık yapar mı bu 8 milyarın insanın akıl ustası? Mümkün değil. Demek ki akıl da gösteriyor ki akılsızlık yapmaması lazım. Çünkü benim aklım yapılırken benim aklım kullanılmadı. Bu göz buraya takılırken bu göz buraya uygun mu değil mi diye benim bu gözle bakmadım. Benim bu gözüm buraya takılabilmesi için bu gözden önce göz olması lazım. Değil mi? Aynaya geçip de bu gözüm, hangi gözle bakacaksın ki olan bu göz burada olmadı. Tepeye koyacağım, koltuğun altına koyayım, omuza koyayım diye en uygun yeri neresi olduğunu hangi gözle tespit ettin? Bu gözü oraya koyuyorsun. Demek ki bu gözden önce benim gözümü yerleştiren benden önce göz olması lazım. Benim aklımla yapılmadığına göre benim aklımı bir akılsız yapamaz. Aklın ustası akılsız olur mu? Hiç gördünüz mü? Doğuştan ama göz doktoru. Doğuştan ama kaporta boyasını yapıyor. Kaportacı. Doğuştan ama kaporta yapıyor. Yani mümkün mü? O zaman 8 milyar insanın aklını veren akılsız değil, kulağını veren sağır değil, gözünü veren de kör değil, olmaması lazım. İman ettiğin yere gitmekten korkma. Nereye iman ediyoruz? Ahirete iman ediyoruz değil mi? Tekrar dirilmeye. İman ettiğin yere gitmekte niye korkuyorsun? Kabir dediğimiz şey, mezarlık burası. Evet, bu caminin etrafındaki mezarlıklar mezarlık. Kabir orası değil. Kabir ruhun gittiği yerdir. Kabir oraya gidiyor. Bu şu mezarlıkta ne kafir var şimdi, ne de Müslüman var. Nerede? Kafiri Allah toprakta tutmaz. Veyle doğru, aşağı doğru gitti. Müslümanı da merhameten orada tutmaz. Arş-ı Alay'a çıkıyor. Yalnız işte Perşembe günü başlıyor. Cuma, cumartesi 2 gün, 2,5 gün. Askerliğe gittiğiniz zaman birisini ziyarete, nasıl ki kameleye geliyorsun, orada askeri de geliyor. Orada görüştürüyorlar ya, ha bugün pazar günü görüşme günü. İşte kabirdekilerin gelmesini Allah da hepsini müsaade etmiyor. Böyle imanla gireni müsaade ediyor. Bak baban geldi, oğlun geldi, yeğenin geldi diye gittiğin zaman, oraya gittiğin zaman seni görüyor. Cuma günü, cumartesi, perşembe günü geleni görüyor. Allah o zaman getiriyor. Yoksa o girenler mezarlıkta değil, kabir. İnsanın düşünceleri de aynı zamanda kabir. İnsanın bedeni bile ruha göre kabir. Dünya insana göre kabir. Yani bizim fıtratımıza bu dünya uygun mu? Ne kadar sıkıyor bizi ya?
İman ettiğin yere gitmekten korkma. Fıtratımda, yani yaratılışımda beka arzusuna arzusu var. Demek ki bende beka arzusu koyan, ebedi isteten, Allah ebedi olmasa bana ebedi istetemez. Beka denilen bir alem olmasa bende beka arzusu olmaz. Çünkü elmaya karşı iştahımız varsa elma denilen bir şey var ki istiyorum. Olmayan bir şey istenmez. Benim yaratılışımda ebed istiyorsa demek ki ebedi bir alem var. Orayı gösteriyor. Nasıl ki ama görmüyoruz. Hani diyoruz ya ahireti görmüyoruz, Allah'ı görmüyoruz. Şimdi biraz çarpıcı örnek olacak ama kusura bakmayın. Şimdi av köpeği avını görmez. Avı neyle görür? Kokuyla. Burnuyla görmediğime inanmam demez köpek. Neyle görür köpek? Burunla. Köpeğin gözü burun. Kokuyla görüyor. Diyor mu ki avcıya, ya nerede var burada kuş yok, av yok, tavşan yok. Köpek avını kokuyla giderse, yarasa sesle yönleniyor, ses. Kartal gözde. Tamam. Şimdi bir köpek ben görmediğime, gözüm görmediğime inanmam demeyip kokuyla avına giderse, insan ağzıyla bu kadar nimetlerden, kokuyla bu kadar çeşit kokulardan, kulağıyla bu kadar çeşit seslerin tonlarıyla, aklıyla bu kadar sanatı gördüğü halde hala ben görmediğime inanmam diyorsa, affedersiniz köpek bile olamaz. Köpek bile ben görmediğime inanmam demiyor. Görmediğim yok demiyor. Ne yapıyor? Hay yavrum, hay yavrum, hay yavrum diyorsun böyle. Köpek avına gidiyor. İnsan, köpeğin bir sıfatı var. Kokuyla avını görüyor. Gözüyle görmüyor. E peki bizim kalbimiz kimi görüyor? Ruhumuz kimi görüyor? Bu kadar mevcudattaki sanatları. Bak şimdi gelirken abin hepimizin tarlasında, bahçesinde mandalina var. Bir bak Allah aşkına ya. Şu mandalinaya kokusu burnuna göre, yenişi dişine göre, rengi gözüne göre, tadı diline göre, vücudu tadı diline göre, gıdası vücuduna göre, iştahı da hislerine göre. Şimdi odun çubuğu, odun çubuğundan rızıkları ulaştırılıyor. Şimdi gübreden elma yapan, mandalina yapan, ona o boyayı atan, bu kış meyvesidir, soğukta donar diye, eksi 38 santigrat dereceye kadar dayansın diye, bu meyvelerin etrafına gazla saran, donmasın ki benim mesleğim biraz uçakla alakalı, diyor ki, arabaların hocamız derdi, arabaların suyu donmasın diye konulan antifrizin modeli, portakal ve mandalinaya bakılarak yapılmış. Portakal ve mandalinanın etrafındaki gaza bakılarak arabaların antifrizi yapılmış. Deniz dibini tarayan sonar sistemi Yunus'un gözüne bakılarak yapılmış. Askeri radarlar Kartal'ın gözüne bakılarak yapılmış. Peki insan radarını Kartal'a bakarsa, yapmışsa, deniz sonar sistemini Yunus'un gözüne bakarak yapmışsa, antifrizini portakal ve mandalina etrafındaki gazı bakılarak yapılması, ya peki bunu ilk yapan Allah nereye baktı? Kartal'a bakılarak radar yapılıyor. Kartal'ı yapan bir yere bakmadı. Nasıl yaptı? Kartal'ı yapan madde yok, zaman yok, mekan yok, taklit yok, nümune yok, misal yok, model yok. İlk ve son yapıyor. Yani yap dene, yap dene yok. Hani arabanın frenini yaparsın, hadi bir dene. Öyle demiyor. Şimdi 9 kat büyütebiliyor. 300 metreden Kartal net görüyor. Net. 300 net. Sonra onu 300 kilometre bölü saat hızla avına dalıyor, biliyor musunuz? Kartal'ın dalış hızı 300. Şimdi 300 kilometre bölü saat, ha saatte 300 kilometre gidiyor. Ve 10 santim, 20 santim, abim daha iyi biliyor şeyleri, atmacacılık yaptığı için. Tam 10 santim, 20 santim kalana kadar avını, ondan sonra tam tersine pike yapıyor. Şu sisteme bak ya. Kullanılan teknolojiye bakın. Kullanılan teknolojiye bak. F-16 böyle bir hareket yapamaz zaten. Saniyede. Saniyede. Ya bak.
Aniden yani hedefin 300 kilometre ile kilitlenmişken 10 santim, 20 santim kalana kadar tak diye pike yapabiliyor, ters dönebiliyor. Yani böyle bir teknoloji kullanmış. Bakıyorsun ki çıktığı yer yumurta. Bu kadar basit bir yer ya. Buradan böyle bir teknoloji yapan Allah. Nasıl bir teknoloji kullanmış? Şu bedene, şu 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo bir bedene bütün kainatı versen doymayacak bir fıtrat koymuş. Yani hatta o kadar ileri gidiyor ki cenneti vermiş Allah insanın yaratılışına. Bana seni gerek seni. İsteyene ver onu. Cennete birkaç köşte birkaç ürü diyor. Ne birkaç köş ya? Sonsuz nimet var, onunla tatmin olmuyor. İlle bana seni gerek seni diyor. İnsan 90 kilo, 80 kilo bir beden içerisinde ama kainatı içine alacak bir muhabbet taşıyor. Kainat içine almış. Çok tuhaf ya. Zıtlar cem etmiş. Neye benziyor biliyor musun? Bu misali de vereyim. Odunun içerisini hiç ateşe yakmadan biz ne olduğunu bilemezdik. Ateş yakıyoruz, duman çıkıyor, nur çıkıyor, ısı çıkıyor. Bakın odundan duman çıkıyor, duman örtüyor. Odundan da tam tersi nur çıkıyor, ışık. İkisi zıt, aynı yerde. Şimdi odundan sen dumanı, nuru şeyle alamazsın, kerpetenle, tornavidayla alamazsın. Neyle alacaksın onu? Ancak kilbitle alacaksın, ateşle alacaksın. Şimdi Allah oduna iki tane zıt unsuru koymuş. Duman ile nur. Nasıl bir teknoloji kullanmış ki odunu yaktığımız zaman çıkan hiçbirisi odun değil. Ya duman, ısı, ışık, renk vesaire çıkıyor. Hepsini sen bu odada yaksak bir odunu, hiç kaçırmasak bunu odundan çıkanı, bu yanan odundan çıkanları sen toplayarak presle tekrar odun yapabiliyor musun? Allah onu, işte şarjlı piller var ya, pil. Pillerin sebebi oduna bakılarak yapılmış. Allah güneşi vuruyor, ısıtıyor, büyütüyor. Artan güneş ne olacak? Allah odun yapıyor. Odunlar, ağaçlar donmuş güneştir. Yaktığınız zaman güneş çıkıyor. Küçük bir güneş hepsi. Nereye gidiyor? Geldiği yere gidiyor. Bakın odunu yaktığın zaman geldiği yere gidiyor. Şimdi odundan maksat beden. Odundan maksat insan bedeni. Odundaki nur ruh. Odundaki ışık nur, ruh. Odundaki duman nefis. Nefis fazla olduğu zaman ıslak oduna benziyor. Odunu yaktığın zaman dumanı fazla çıkar. Niye? Islak olduğu için. Odundan nur çıkar çünkü kuru olduğu için. Oradaki kuruluk, ıslaklık şu. Eğer ilim yaparsa, derslere, sohbetlere giderse, kendisine katkı yaparsa, bir şey okursa, odunu sanki güneşe koymuş, ısıtmış, kurutmuş gibi dumanı az olur. Odundan kasıt insan bedeni, odundaki nur, ışık insanın ruhuna benziyor. Şimdi düşün, küçük bir odun parçasına nur ile dumanı yerleştiren Allah, seni bedenine nefis ile ruhu, korkuyla ümiti, nefret ile muhabbeti yerleştiren aynı Allah. Nasıl yerleştirmiş ya? Yani odunla hiç alakası yok çıkanlara. Hiç alakası yok. Mesela adama desen ki bu odunun içerisinde oduna benzemeyen şeyler var. Yok canım ya, neler var ya. Hiç görmeseydik, odun yanmasaydı biz içerisini bilmeyecektik. İnsan da böyle. Peki insanı ne tanımlıyor? İnsanın içini gösteren arzu ve istekleri. Dünyanın hiçbir şeyi onun memnun edemiyor. Hiçbir şey de edemez zaten. Güneş sistemini de versen, değil bu köyü versen, Avramit'i versen, güneş sistemini dahi versen memnun edemezsin. Ezan okundu mu? Yok daha, değil mi? Navigasyonu biliyorsunuz değil mi? Navigasyon. Biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Navigasyon adresi yazınca seni götürüyor. Şimdi navigasyon adresi yazdığın zaman, navigasyon sana adresi gösteriyor. Ondan şüphe ediyor musun? Hadi canım ya, sen söyledin ama böyle pazar denen, çaylı denen bir yer yok. Der misin? Demezsin. Navigasyon adresi yazdın mı, seni oraya götürüyor veya gösteriyor. En azından böyle. Navigasyonun gösterdiği adresten biz şüphe etmiyoruz da, insanın fıtratını gösterdiği ahiretten, Allah'tan niye şüphe ediyorsun? Navigasyonda bir adresi gösteriyor, bir mekanı gösteriyor. Onun gösterdiği yer gelecek değil mi? Navigasyon, biz buradayız. Şurası Güneyköy. Rize bize göre gelecek. Bir saat sürer, yarım saat değil mi? Bize oraya göre, bize göre gelecek. Navigasyona yazsak Rize
Yarım saat sonra şuradasın diyor. Orası bize göre gelecek. Daha gitmemişiz. Navigasyonun gösterdiği ki bir cihaz gösterdiği yerden şüphe etmediğin gibi insanın yaratılışındaki istekler, arzular, sonsuz yaşama, dert, keder istemiyoruz. Bunlar da bir adresi gösteriyor, bir yeri gösteriyor. Burası da cennet. Niye ondan şüphe ediyorsun? Ezan okuyor. Küçük midenin şu 2,5 litreymiş normal bir insanın midesi. Allah bir küçük midenin 2,5 litre mideyi memnun etmek için enva çeşit nimetlerle donatmış. Allah kainatı donatmış 2,5. Şimdi düşün, küçük bir basit bir midenin ihtiyacı için bu kadar küreyar, dünyanın yüzü bu kadar nimetlerle donatan Allah, insanın ruhunun, kalbinin ve aklının arzu ve istekleri için cenneti hayal edemiyoruz. Mideye böyle cevap veren Allah, ruha nasıl cevap verir? Bediüzzaman Hazretleri'ne talebesi dedi ki, ey üstad, çok ilginç bu da örnek. Ey üstad dedi, yani Allah bizi toprağa girdik. Üzerimizdeki toprağı nasıl kaldırıp da bizi ahirete götürecek? Söyledi. Şimdi hepimiz okumuş insanlarız. Dünya boşlukta dönüyor. Saatte 108 bin kilometre hızla gidiyor. Üstad dedi ki, bir adam gelse kapına çalsa. Tamam. Bir baktın ki elinde ağrı dağı. Bir elinde bir ağrı dağı Mustafa. Bir elinde de Supan Dağı veya Uhud Dağı. Ağrı Dağı, Uhud Dağı var adamın elinde. İkisini kaldırmış. Yani bu adamın bir elinde bir dağ, öteki elinde bir dağ. Böyle bir adam gelse, kapına gelse, sen ona diyebilir misin ki, ey insan, dağları kaldıran insan, benim 1,5 metre mezarlıktaki o kalın toprağı kaldırabilir misin diye sorar mısın diyor. Yani mezarda 2 metrede değil miyiz aşağıda? Üzerimizdeki toprağı kaldırabilir misin diye o adama sorulur mu? Bir elinde dağ var, öteki elinde de dağ var. Dağları kaldıran zat. Şimdi düşün, bu coğrafyaya baktığımız zaman dünya boşlukta 108 bin. 108 bin ne demek biliyor musun? Mercedes otobanda 200 gidiyor. Uçak 850-900 yolcu uçağı. F-16'lar 2800-2200'e kadar çıkıyor. 2000-3000 olsun. Dünyanın hızı 108 bin kilometre hızla gidiyor. Bunu kaldıran, döndüren zata denilir mi ki, üzerimdeki şu toprağı kaldırabilir misin? Hiçlikten yeniden motoru yapana, yapılan motoru dağılsan tekrar toplayabilir misin denilir mi? Motoru yeniden icat etmiş adam, yapmış. Sıfırdan motoru çalışıyor. Tamam sen bunu dağıtsan diye soruyorum. Tekrar toplayabilir misin? Lan zaten bu adam bunu yapmış ya. Sorulmaz ki. Beni hiçlikten, yokluktan yaratan, bedene bu şekli ve aklıma fikirleri, kalbime meyilleri, duyguları, ruhumdaki arzuları yerleştiren Allah tekrar ahireti yaratamaz mı? Tekrar beni yaratamaz mı? Ya bir damla kör sudan göz, ya bir damla bile değil ya bir hücre, karanlık yerde kör maddelerden sana göz yapan, anne karnı karanlık, annenin yemiş olduğu ekmekler, fasulyeler bunlar hepsi kör. Karanlık yerde kör maddelerden göz yapılmış. Yani sağır maddelerden sessiz anne karnında kulak yapılmış. Bu zata denilir mi ki ilk yapan zata beni tekrar yapabilir misin? Ya ezan okunuyor. Çekirdeği yapan neyi kastetmiş? Ağacı kastetmiş. Çekirdeği niye yapmış İbrahim? Ağacı yapayım diye. Kocaman ağacı çekirdekten çıkarmış. Çekirdek de maksat ağaçtır. İnsanın ruhundan da maksat, insanın ruhu çekirdektir. Maksat ahirettir. O çekirdek onun için yapılmış, o çıksın diye. İnsanın ruhu da ahiret için yapılmış. Kuyumcunun dükkanına yapılan bu kadar ihtimam, kepenk konuluyor, alarm konuluyor, tedbirler alınıyor. Niye kuyumcuya yapılıyor? İçinde değerler var değil mi? Altın var. Ama inşaat demir kapının önünde, kimse bakmıyor. Öyle değil mi? İnsanın bedenine bu kadar dikkat edilmesi insanın ruhu içindir. İnsanın ruhu değer verdiğinden dolayı Cenab-ı Hak bedene bu kadar dikkat ediyor. Beden
Elbise arkadaşlar, elbise. Her an değişiyor. Her sene iki defa değişiyoruz biliyor musunuz? Her sene insanın bedeni iki defa değişiyor. İki defa. Şimdi buna bu kadar değer veriyor. Niye veriyor değişen bir şeye? İnsanın değişmeyen ruhu için. Dünü yapan yarını, dünyayı yapan da ahiret yapabilir. Mesela dün vardı değil mi? Dün, perşembe günüydü. Dünü yapan, bugünü de yapmış. Bu ustaya denilir mi ki yarını yapabilir misin? Dünyayı yapan da ahireti yapar. Rahat yapar. Ölü maddeleri yiyoruz. Bugün kahvaltıda zeytin, peynir, çay falan bir şeyler yedik, ekmek yedik. Bunların hepsi ölü değil mi? Ölü maddeleri yiyoruz, diri diri dolaşıyoruz. Sonra diyoruz ki ölüler dirilir mi? Zaten diriliyor, sende diriliyor. Ölü ekmeği sende dirilten Allah seni toprakta diriltemez mi? Nereden biliyoruz? Toprağı diriltiyor. Gübreden portakalı çıkartan Allah seni çıkartmayacak mı? Burada kesiyorum. Ezan bitmek üzere. Vâhir davâhumen ilhamdülillâh rabbil âlemin. Ya Rabbel âlemin. Okunan ezanlar hürmetine, kılınan namazlar hürmetine, ihsan ve ikram edilen nimetlerin üzerine hürmetine bizi affeyle ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tub aleyne ya tevabu ya hakimu tevbeten nesualiyakum minellezine faalu feyşeten efzelam enfusekum zekerullah. Festağferu li zunubihim ve miyafiru zunube ilallah. Estağfurullah el azim el kerim el lezi la ilahin lahu el hayyul kayyum ve tübele subhanehum. Rabbena atina fid dünya seneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Rabbena affirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme lekum il isab. Allahümme la tuhricna mine dünya ile ma şehadetim ve lima فَنَصُرْنَا لِلْقَامِ الْكَافِرِينَ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ Hey, ya Rab, selam.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين عباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون قال الله تعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَذَرٍ أَخْرَجَ شَتَّهُ فَعَذَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّ عَلِيَغِيزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا صَالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا صدق الله العظيم ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله الله أكبر Allah seyyidine muhammed. Öyle öyle. Elhamdülillah, 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 hamden kabiline ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Azim eli nebihi ve tekrim eli fekhameti şani safi. فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل وسلم على كامل التسليم سلام على سيدنا محمد الذي كان حالا وقد فتبقى من أخذ وصدقاتنا واستسقحنا وتذكرنا على وصدقنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر Hayal-i Selah, Hayal-i Selah, Hayal-i Felah, Hayal-i Felah.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme anke selam ve aleyke selam. Tebaatle ya zel celal ve ikram. Ala Resulina Muhammedin selam. Thank you.
Allahümme inni ufer, Allahümme inni ufer, cedidi mübarek ve nikah teşhidi ve kavli la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inni uridu en cedidi mübarek ve nikah teşhidi ve kavli la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inni uridu en cedidi mübarek ve nikah teşhidi ve kavli la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme la tukşina mine dünya illa ma şahadeti vel iman. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azaben nar. Rabbena ighfir li ve li valideyye ve lil mu'minina yevme yekumun hisab. El-Fatiha aleyke ya Resulallah, el-Fatiha salatu ve el-Fatiha salamu aleyke ya Habiballah. Çok şükür. Duvarı güzel kolay Allah'a emanet olsun.